Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. Onu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şeye sunulur. Onun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddini? Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun hükümdarlığı bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek ona bir ağırlık da vermez. O çok yüce, çok büyüktür. Ayetel Kürsi. Merhaba değerli dinleyicilerim. Korku hikayeleri serimizdeki bu korku hikayesinde Selim'in cinlerle yaşadığı dehşet dolu anlara tanık olacaksınız. Paranormal olaylar ve büyüyle dolu bu hikaye sizi derinden etkileyecek. İyi dinlemeler. Merhaba, ben Selim. 30 yaşındayım. İlkokul mezunuyum ve kimsesizim. Geçimimi pavyonlarda, barlarda dabluka çalarak sağlıyordum. Küçük yaşta annemi ve babamı kaybettim. Beni amcam büyüttü ama her gün döverek ve işkence ederek. Kimi zaman dilendirirdi, kimi zaman ise yapamayacağım ağır işlerde çalışmaya mecbur bırakırdı. En sonunda bana öyle bir şey yaptı ki dayanamayıp evden kaçtım. Amcam da zaten dünden razıymış. Evi terk etmemin ardından beni ne aradı ne de sordu. Yaşadığım yer şu an Sivas merkez. Amcamın evinden kaçtığımda 17 yaşındaydım. Sokaklarda kaldım. Bir süre sonra kıyı köyde eski bir çoban barakası buldum. Oraya sığındım. Çerçöple karnımı doyurmaya çalışıyordum. Bir gün vakit öğleye doğru kapının önünde 4 kişi gördüm. Hepsi de ortalama 19-20 yaşlarındaydı. Kulübeye yaklaştılar. Ben sert bir surat ifadesi takındım. İçlerinden en büyük olanı bana yaklaştı ve selam verdi. "Merhaba delikanlı, ne işin var burada?" dedi. Ben de burada kaldığımı söyledim. O genç, "Nasıl yani, senin evin yok mu?" dedi. Ben de "Yok" diye yanıt verdim. "Ne yiyip ne içiyorsun peki?" dedi. Ben de "Bu seni ilgilendirmez" dedim. Amcamın büyüleri ve cinlerin başlangıcı o genç yanıma da daha da yaklaştı. "Bak delikanlı, kötü bir niyetimiz yok. Biz merkezden geliyoruz. Buraya ayda bir ya da iki defa gelir, kafa dinler, yer içer gideriz. Kötü insanlar değiliz. Senin durumun canımı sıktı" dedi. Ben de "Can sıkılacak bir şey yok. Ben halimden gayet memnunum. Şimdi kendinize başka bir yer bulun" dedim. Yüzüme baktı uzun uzun. Son elini omzuma koydu. "Cesaretini ve özgüvenini takdir ediyoruz. Fakat sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bu gece de burada içeceğiz. İster bize katılırsın, istersen de ayrı bir yerde oturup bizim gitmemizi beklersin" dedi ve kulübeye girdi. Ardından diğer 3 kişi de kulübeye girdi. Ben kapının önüne oturdum. Onların gitmesini bekledim. Elimden başka bir şey gelmezdi. Onlar isteselerdi beni alt edebilirlerdi. Sonuçta ben tek başımaydım. Onlar 4 kişiydi. Daha fazla artistlik yapıp dayak yemenin anlamı yoktu. Kapının önünde oturdum öylece. İçeriden gelen kahkaha seslerini, konuşmaları dinliyordum. Aradan 17-15 dakika geçtikten sonra o benimle konuşan çocuk geldi yanıma. Elinde bir bardak içki vardı. Yanıma oturdu. Ara ara bana bakıyordu. Elini omzuma koydu. "Adın ne senin?" dedi. "Selim" dedim. "Benim adım da Kaan. Bak Selimciğim, burada böyle yalnız başına oturman hoşumuza gitmedi. Gel sen de gel. İçmek zorunda değilsin. Ama en azından abur cuburlardan yer, karnını doyurursun. Aç olduğunu biliyorum" dedi. Ben de hiçbir şey söylemeden olduğum yerden kalktım ve içeri girdim. Ben içeri girer girmez yerde oturan ve yaşı hemen hemen benimle aynı olan bir çocuk ayağa kalktı. "Gel kardeş, buraya otur" dedi. Ben de onun yerine oturdum. Önüme çerez, çikolata, cips falan koydular. Yanımda oturan çocuk bir pet bardağa biraz içki koydu. Bana uzattı. O dışarıda konuştuğum ve adının Kaan olduğunu söyleyen kişi içkiyi bana uzatana "O içmez, boşuna uzatma Mert" dedi. Ben de "Hayır, içeceğim" dedim. Hayatında hiç ağzına alkol koymayan ben o bir bardak içkiyi su misali tek dikişte bitirmiştim. Kaan bana
Yavaş ol adamım, o su değil dedi. Boğazım yanmıştı. Midem kaynıyordu adeta. Abur cuburdan biraz bir şeyler yedim. Böylelikle kendime gelmek istedim. Ama fayda etmedi. Sonra olduğum yerde sızıp kalmışım. Uyandığımda herkes gitmişti. Sadece Kaan kalmıştı. Ben kendime gelince Kaan bana bakarak ''Uyandın mı Süpermen?'' dedi. Ben de ''Diğerleri nerede?'' dedim. ''Onlar gitti. Ben de seni burada böyle sarhoş ve tek başına bırakmak istemedim.'' dedi. Teşekkür ettim. Yanına oturdum. Kaan bana anlat bakalım. Nedir senin hikayen? İyi bir dinleyiciyimdir.'' dedi. Küçük yaşta anne ve babamı kaybettim. Tek akrabam olan amcam büyüttü beni. Onunla da anlaşamadım. Evden kaçıp buraya yerleştim. Bir haftadır burada kalıyorum dedim. Kaan, amcan ile neden anlaşamadın diye sordu. Ben de kısa bir sessizlik sonrası anlatmaya başladım. Amcam beni küçük yaştan beri dilendirir, aç bırakır, soğukta yatırır, ağır işler yaptırırdı. Bunların yanı sıra amcam, büyücülük ve fal işiyle çok uğraşan, muska yazıp insanların parasını alan bir adamdı. Onun yüzünden küçük yaştan beri olmayacak şeyler görüyordum. Paranormal şeyler. Geceleri sesler duyuyordum. Kara çarşaflı kadınlar, siyah keçiler, korkunç sesler. Neredeyse hiçbir gecem normal geçmiyordu, dedim. Bir gün amcam beni yanına çağırdı. Yanında genç bir kız vardı. Kızın davranışları ve hareketleri, kızın sorunlu olduğunu gösteriyordu. Kızın annesi amcama yalvarıyordu. Kızımı kurtar, ne istersen veririm. Yeter ki kızımı kurtar diyordu. Amcam da tamam sen merak etme. Ben kızının vücudunu ele geçiren cini başka bir bedene aktaracağım dedi. Sonra herkese odayı boşaltmasını söyledi. Odadaki yengem o kadın ve kadının kocası odadan çıktı. Sadece ben, amcam ve o kız kaldık. Ben de kaldım. Çünkü dışarıya çıkmak için hareketleneceğim sırada amcam başıyla otur hareketi yaptı. Daha sonra amcam bana kızın yanına oturmamı söyledi. Ben de oturdum. Ne yapacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Amcam anlamını bilmediğim bir dilde yüksek sesle bir şeyler söylemeye başladı. Amcam bağırdıkça odanın içine gölgeler dolmaya başladı. Gölgelerin eşiğinde rüzgar da doluyordu. Ben korkuyordum. O gölgeler hep bir anda benim üzerime çullanacak gibiydi. Amcam bağırdıkça gölgeler daha az hareket ediyordu. Çılgına dönmüş gibi bir sağa bir sola savrulup duruyorlardı. Kız aniden yere yığıldı. Hareket edemiyordu. Bayılmıştı sanırım. Kızın yere yığılmasıyla birlikte benim de gözlerim karardı. Yüzümün önünde aniden sayısız şekilsiz varlık belirip bana öfke dolu şekilde bakmaya başladılar. Ben onları izlerken arkamdan bir ses ''Sen artık bizimsin'' dedi. Ben o sesi duyduktan sonra bayılmışım. Başka bir şey hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde salonda kanepede yatıyordum. Dışarıdan sesler geliyordu. Birisi amcama teşekkür ediyordu. ''Allah razı olsun, kızımı kurtardınız. Size ne kadar teşekkür etsem azdır.'' diyordu. Amcam da sinsi sinsi gülücükler atıyordu. Kadın ve ailesi gitti. Amcam bana bakarak ''Git yukarı odaya yat.'' dedi. Ben de zor bela kalkıp yukarıya odaya geçtim. Akşam olmuştu. Kanepeye uzanıp uyumaya çalıştım. Ama mümkün değildi. Gözlerimi kapattım her saniye çirkin yüzler, varlıklar görüyordum. Buna dayanamıyordum. Korku, endişe, belirsizlik, panik, her şeyi aynı anda yaşıyordum. O geceyi sabaha kadar kabuslar içinde geçirdim. Sabahleyin amcamın yanına giderek, ''Amca, ben hiç iyi değilim. Bazı varlıklar görüyorum, sesler duyuyorum. Dün gece odanın içine benden başka varlıklar da vardı. Bana bakıyorlar. Sen bizimsin diyorlar. Çok korkuyorum amca.'' dedim. Amcam bana, ''Saçmalama, yok öyle bir şey. Rüya görüyorsun. Cin, peri ne yapsın seni?'' dedi. Ben de, ''Amca, dün o kızdaki cindi, değil mi? Sen onun bedeninden çıkarıp bana musallat ettin, değil mi?'' dedim. Amcam öfkeyle ayağa fırladı. ''Bana bak Velet, bunu başka bir yerde daha söylersen seni mahvederim. Yok öyle bir şey. Ben dün o kıza musallat olan şeytanı yaktım, anladın mı?'' dedi. Ve beni azarlayarak evden dışarı çıktı. Ben de o günü evde yatarak geçirdim. Gece uyuyamamıştım. Ancak şimdi gündüz olmasına rağmen hala onları görüyor, seslerini duyabiliyordum. Böyle günler geceler geçti. Her geçen gün onları daha fazla görüyordum. Daha korkutucu oluyorlardı.
Bir gece odada yatıyordum. Kapalı olan kapı aniden büyük bir gürültüyle açılıp sertçe kapandı. Kapı yerinden sökülecek gibi oldu. Evin içine koşuşturmalar, gürme sesleri, ara ara ince ağlama sesleri duyuluyordu. Odadan dışarı çıktım ama kimse yoktu. Her şey normaldi. "Allah'ım, kafayı yiyorum sanırım" deyip tekrar odaya girdim. Acayip derecede uykum vardı. Yatağıma yatıp uyumaya başladım. Rüyamda bir kız vardı. Bana bakıyordu. Ben de o kıza doğru yaklaştım. Elinde tuttuğu bir şey vardı. Ben yaklaştıkça o kız çirkin bir şekilde gülüyordu. İyice yanına yaklaştım. Büyülenmiş gibiydim. O kızın elindekinin bir bebeklerle uğraşıyorum. Hocalara, hacılara gittim. Camilerde yattım. Ama hiçbir şey fayda etmedi. "Ne olacak ben de bilmiyorum artık" dedim. Ve Kaan'a baktım. Kaan derin bir of çekti. Elindeki içkiden bir yudum aldı. "Ulan ben var ya, öyle amcanın ta" dedi bana bakarak. "Ben inanmam aslında böyle şeylere. Fakat sana inanmak geliyor içimden. İnşallah düzelirsin. Sana yardım edeceğim" dedi. Ve o gece sabaha kadar sohbet ettik. İçim ısınmıştı ona. Gerçekten de iyi bir adamdı. Sabaha karşı Kaan, "Artık bana müsaade. Dikkat et kendine" dedi. Cebinden çıkardığı bir miktar parayı bana uzattı. Kabul etmedim. "Bunu yardım olarak gör, sadaka değil" dedi. Ben de, "Bana yardım etmek istiyorsan bir iş bul. En güzel yardımı o şekilde yaparsın" dedim. "Tamam, ilgileneceğim" dedi. Ve elindeki parayı yere yanıma bırakıp gitti. O gün o parayla yiyecek içecek bir şeyler aldım. Karnımı doyurdum. Yavaş yavaş akşam oluyordu. Kulübenin önünde oturup yıldızları izlemeye başladım. Bir süre sonra ileriden yine sesler gelmeye başladı. Kaanlar geliyor diye düşündüm. Sesler gittikçe yaklaşıyordu. Ama sesler Kaan ya da arkadaşların sesine benzemiyordu. Ayağa kalktım. İki kişi bana doğru yaklaşıyordu. Evet, Kaan ya da ekibinden biri değildi. Yürüyüşlerinden anladığım kadarıyla sarhoşlardı. Yanıma gelerek karmaşık cümleler kurup, "Sigara var mı?" dedi bir tanesi. "Yok" dedim. Omzumdan tutup beni geri itti. Kulübeye girmeye çalıştı. Ben de onu ensesinden tutup kendime doğru çektim. Suratına bir yumruk attım. O kişi yere düştü. Diğeri benim üzerime yürümeye başladı. Onunla birbirimize girdik. O bana, ben ona vuruyorduk. O esnada yere düşen de ayağa kalktı. O da bana vurmaya başladı. Karnıma aldığım bir tekme darbesiyle yere düştüm. İkisi birlikte beni yerde tekmelemeye başladılar. Uzaktan birinin bize doğru koştuğunu gördüm. Bu Kaan'dı. Kaan koşarak yanıma geldi. Üzerimdeki kişilerden bir tanesini ensesinden tutup geri çekti. Sağlam bir kafa atarak onu yere serdi. Ben de ayağa kalktım. Diğerini altıma alıp öldürüseyi vuruyordum. Ağzı yüzü kan içinde kalmıştı. Kaan bana, "Yeter senin, bırak onu" dedi ve beni geri çekti. O iki kişiye, "Gidin buradan" dedi. Onlar sarhoş bir şekilde oradan gittiler. Kaan bana bakarak, "Sen iyi misin?" dedi. "İyiyim. Biraz karnım ağrıyor. Pis dayak yedim" dedim. "Hadi oradan. Ben geldiğimde adamın gözü mor içindeydi. İyi vurmuşsun" dedi. Ben de güldüm. "Burada artık kalamazsın. Onlar yarın daha kalabalık gelirler. Sen yalnızsın. Az önce ben gelmemiş olsaydım seni öldürebilirlerdi." Ben de, "Nereye gidebilirim ki" dedim. Omzumdan tuttu ve, "Bana bak Selim. Ben senin adına bizim sürekli takıldığımız bir meyhane var. Oranın patronu ile görüştüm. Seni bekliyor. Orada çalış" dedi. "Ben orada ne yapabilirim ki" dedim. "Ne mi yapabilirsin? O meyhane şarkılı türkülü bir yer. Ufak tefek temizlik işi yaparsın. Darbuka çalmayı sevdiğini söylemiştin. Darbuka çalarsın. Hadi şimdi burada neyin var neyin yoksa öylece bırak. Gidiyoruz" dedi. Kalacak yeri ne yapacağım" dedim. "Onu da hallettik. Meyhanenin deposuna sana bir yer ayarladık bile. Gerisini düşünme" dedi. "Tamam, çok teşekkür ederim. Senin dediğin gibi olsun, gidelim" dedim. Birlikte yola koyulduk. Meyhaneye vardık. Kaan beni iri yapılı, orta yaşlarda bir adamın yanına götürdü. "Merhaba Orhan abi, sana bahsettiğim genç bu" dedi. Orhan abi diye hitap ettiği kişi beni gözleriyle baştan aşağı süzdü. Daha sonra, "Hoş geldin genç, adın ne senin" dedi. "Selim benim adım abi" dedim. "Anladım Selim. Ben de Orhan, bu meyhanenin sahibiyim. Kaan benim küçüklüğümden beri tanıdığım, yeri geldiğinde bana farklı amaçlar için yardım eden, sağlam, güvenilir bir arkadaşım. Senin burada olma sebebin de o. Bunu bilesin" dedi. Ben de, "İkinize de teşekkür ederim abi" dedim.
Orhan abi bana bakarak, ''Kaan, Selim'e kalacağı yeri, meyhaneyi, mahzeni gezdir. Ufak tefek yapacak işleri göster. Bundan sonra burada olacak. Çalışmanın karşılığı olarak ay sonunda maaş alacaksın. Yemeğin bana ait. Burada yer içersin. Haftada bir gün kendine ait izin günün olacak. Nasıl değerlendirmek istersen onu yaparsın.'' dedi. Ben de teşekkür ettim. Meyhaneyi gezmeye başladık. Kalacağım yeri gösterdi bana. Benim kalacağım yer meyhanenin bir alt katıydı. Onun altı mahzendi. Mahzen karanlık, içki şişeleri, eski fıçılarla dolu, kullanılmayan eşyaların, kırık sandalyelerin olduğu bir yerdi. O gün hiçbir iş yapmadım. Kaan ile birlikte sadece sohbet edip etrafı tanıdım. Çalgılı çengeli bir nebze de olsa eğlenceli bir yerdi burası. Saat bir aylık geç olmuştu. Orhan abi beni yanına çağırdı. Bana eski bir telefon verdi. Al bunu. Benim numaram kayıtlı bunda. Ben şimdi gidiyorum. Kapıyı senin üzerine kilitleyeceğim dedi. Ve çıktı. Ben de aşağı odama gittim. Yatağın içine bir sağa bir sola dönüp duruyordum. Uyku girmiyordu bir türlü gözüme. Ben öyle yatakta uyumaya çalışırken bir ses duydum. Derinden bir inleme sesi geliyordu. İyice kulak kabartıp dinledim. Ses sanki mahzenden geliyordu. Kapıyı açıp mahzenin olduğu yere doğru kafamı uzatıp baktım. Evet, ses oradan geliyordu. Yavaş adımlarla mahzene doğru indim. Ben adım attıkça sesler daha belirgin oluyordu. İlerlemeye devam ettim. Mahzenin giriş kapısına varmadan birkaç metre geride durdum. Kapı kendi kendine yaraya kadar açılıp kapanıyordu. Bu durum hem ürkütücü hem de ilginçti. Kısık bir sesle ''Kim var orada?'' dedim. Cevap gelmedi. Yavaş adımlarla ilerlemeye devam ettim. Ben tam kapının kulbundan tuttuğum anda kapı bir anda sertçe kapandı. Arkamda çirkin bir ses ''Git buradan'' dedi. Ben geri döndüm. Ayaklarım birbirine dolanıyordu. Merdivenleri nasıl çıktığımı bilemedim. Yukarı odama çıkıp kapıyı kapattım. Odanın içinde deli danalar gibi dolaşıyordum. Neydi o gördüklerim, duyduklarım? Daha sonra bir anda elektrikler kesildi. Ortalık sifiri karanlık oldu. Orhan abinin bana verdiği telefonun el fenerini açtım. Yatağa geçtim. Telefonu başucuma koydum. Yönümü kapıyı görebileceğim şekilde ayarladım. Öylece ses çıkarmadan kapıya bakıyordum. Sanki oradan biri içeri girecek, boğazıma sarılacak gibi hissediyordum. Bu korkuyla gözlerim kapıda uyuyakalmışım. Sabah olmuştu. Kepeklerin açılma sesine uyandım. Telaşla kalkıp dışarı çıktım. Orhan abi gelmişti. Bana bakıp, ''Hayırdır oğlum, gözlerin kan çanağına dönmüş. Sabaha kadar halı mı dokudun?'' dedi. Ben de, ''Yok abi, bazı sesler duydum, mahzenden geliyordu. Onun etkisinde kalıp uyuyamadım.'' dedim. ''İlk gece olur öyle şeyler.'' dedi. ''Abi, bir de gece elektrikler kesildi, sıkça olur mu?'' dedim. Orhan abi de, ''Ha evet, bunu sıklıkla yaşarız. Burada gece saat 3 sularında elektrikler kesilir. Bir saat sonra da geri gelir.'' dedi. ''Tamam abi.'' dedim. Orhan abi, ''Hadi bakalım, kimse gelmeden şuraları bir temizle, sil süpür.'' dedi. ''Hemen abi.'' diyerek temizlik malzemeden olduğu mahzene doğru inmeye başladım. Ama o merdivenleri inerken gece yaşadıklarım geldi aklıma. Bacaklarım bir anda titremeye başladı. Mahzene indiğimde ortalık gayet sessizdi. Temizlik için gerekli eşyaları alıp tekrar yukarıya çıkacaktım ki mahzen kapısı sertçe kapandı. Bir karartı bana bakarak, ''Hannas bin Venar, yani bizimle birlikte yanacaksın.'' dedi. Ve beni bir anda mahzenin diğer ucuna fırlattı. Mahzenin içi bir anda sayısız varlıkla doldu. İşlerinden bir tanesi yanıma gelip sol elimi tuttu. Kendi elinde bulunan bir sıvı malzemeyi iğrenç pis tırnaklarıyla avucuma sürdü. Sonra ''Artık sen ona, o sana ait.'' dedi. Etrafımda onlarca varlık daire çizmeye başladı. Gülüyor, kahkaha atıyorlardı. Ben bu olanlara anlam veremedim. Yere oturup ellerimle kulaklarımı kapattım. Onları görmeye ve duymaya tahammül edemiyordum. Bu böyle ne kadar sürdü bilmiyorum. Ama hiç bitmeyecek gibiydi. En sonunda sesler kesildi. Hemen kendimi dışarı attım. Yukarı çıktım. Orhan abi kasanın başındaydı. Bana bakıp, ''O ne Allah lan? Hayalet görmüş gibisin. Bulamadın mı malzemeleri? Aşağı inmenle çıkman bir oldu. Bakmadın mı sağa sola?'' dedi. Ben de, ''Abi ben şey, aslında'' gibi kelimeleri geveleyip duruyordum. Orhan abi, ''Tamam tamam, heyecan yapma. Ben alıp gelirim.'' dedi ve mahzene indi.
Benim kafam iyice karışmıştı. Ben aşağıda dakikalarca işkence çektim. Ama Orhan abi bana aşağı inmenle çıkman bir oldu dedi. Bu nasıl mümkün olabilirdi ki? Kafayı yiyordum sanırım. Tam 2 sene sonra olayların bir kısmını kavrayabildim. O gün mahzende benim düğünümü yapmışlar. Ben bir cinle evlenmişim. Bunu sonradan anladım. Meyhanede işimi ilerlettim. Alkole başladım. Hayatım iyice çıkmaza düştü. Tam onların istediği gibi bir insan olmuştum. Yüzlerce günah sahibi insanın arasında günahların en kötüsünü işliyordum. Bir cinle aynı yatağa giriyor, onunla ilişki yaşıyordum. Bunun nasıl olduğunu sormayın bana. Şimdilik bu kadını anlatmak istiyorum. İşte meyhaneler, günahların beden bulduğu yerler. Benim hayatım da bu şekilde. Sanmayın ki mutluyum. Onlarla olan kimse mutlu olamaz. Çünkü onlar insanın mutsuzluğu ile beslenir. Belki devam eden süreçte yaşadıklarımı sizinle tekrar paylaşırım. Herkese teşekkür ediyorum. Onlar gerçekten de çok tehlikeli varlıklar. Eğer biraz cesaretim olsaydı onlara karşı koyardım. Ama bunu yapamam. Çünkü ben gerektiği kadar güçlü bir insan değilim. Değerli dinleyicilerim, bu ilginç, ürkütücü, gerçek yaşanmış hikayenin sonuna geldik. Bu videoyu daha çok kişinin dinlemesi için beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.